Günaydın arkadaşlar, ben Ataberk Musaoğlu. Bugün büyük gün, 22 Ocak Cumartesi, yani Kristal Ağaç ödül törenini ODTÜ'de düzenleyeceğiz. Ve bugünü vlogleyeceğim. Hem kısa bir ODTÜ turu olacak, hem de Kristal Ağaç ödül törenini, Fazıl Say'ı, Kaan Sekban'ı vesaire çok önemli insanları göreceğiz bugün. O zaman hadi başlayalım. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Evet, hazırım arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Ne yazık ki boy aynası yok. Boydan gösteremiyorum ama altımda şu şekilde. Ve hadi gidelim. Yağmurlu bir Ankara günü. Şaşırtmadı arkadaşlar. Bir aksilik çıkmasaydı olmazdı zaten. Şimdi Kızılay'a gidiyoruz. Bir iki bir şey alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. ODTÜ'ye A1 kapısından giriş yaptım arkadaşlar. Girişimi ve metroyu elim çok dolu olduğu için çekemedim. Ama A1 ve A2 kapısı var. Metro oralarda duruyor. Bilkent metrosu olarak geçiyor A2 kapısı. Oradan da ODTÜ'nün içine giriş var. Ve bu kapılardan sürekli ring kalkıyor. Ama Devrim Stadyumu'na 4 kilometre olduğu için yürümenizi pek önermem. Bu ringleri kullanın. Şimdi Kültür ve Kongre Merkezi'nin önündeyim. Ödül töreni burada düzenlenecek. Okuldaki büyük etkinlikler hepsi burada düzenleniyor. C heykelinin önündeyim. Bu heykel aslında iki tane kadın ve erkek olmak üzere dansçı simgeliyor. Ama pek güzel bir eser ortaya çıkmadığı için, altındaki de C'ye benzediği için, şöyle biraz daha göstereyim. Ve ODTÜ'de öğrenciler genellikle C aldığı için bu heykele C heykeli denmiş. Normalde dansçı heykeli olarak tasarlanmış. Ayrıca bu heykel Devrim Stadyumu'nun hemen önünde bulunmaktadır. Şu arkamda görmüş olduğunuz yol yemekhaneye ve bölümlere çıkmaktadır. C heykelinden başladım yürümeye. Şurada arkamda gördüğünüz yol stadın oturma yerlerine çıkıyor. Ayrıca bildiğiniz gibi Devrim Stadyumu'nda gerçekleşiyor mezuniyet törenleri. Yani mezuniyet gerçekleştiğinde dolup taşıyor orası. Normalde şu kapı da açık bulunması gerekiyor ama anlamlandıramadığım bir şekilde ben okula geldiğimden beri açık değil bu kapı. Şöyle hemen eşsiz Devrim Stadyumu manzarasında görmek üzereyiz. Evet, Devrim Stadyumu. Herkes biliyordur bunun tarihini. Kısaca anlatayım. Okul ilk kurulduğunda böyle bir yazı yok tabii ki. Daha sonrasında 3 tane genç bir gece ansızın çıkmaz kalemle, çıkmaz boyayla bu yazıyı yazıyorlar. Sonrasında çok fazla silinmeye çalışıyor. Üstü boyanıyor. Ama yağmur yağdıkça bu yazı görünmeye devam ediyor. 1992 ile birlikte artık üniversitenin sembolü olduğu için bu haliyle bırakılıyor. Her sene artık üstünden geçiyorlar Devrim yazısının beyaz boyayla. C heykelinin solundan devam ettiğimizde Devrim yazısının tam karşısında basket sahaları bulunmakta. Burada öğrenciler hava güzel olursa, eğer ki Ankara'da bildiğiniz gibi zor bir durum, basket oynuyorlar. Ama ben daha oynayan görmedim açıkçası. Basket potalarının hemen yanında da tenis kortları var. Şurada büyük spor salonu, basketbol sahası. Şurada da kafeterya var. Çayınızı alıp şuraya Devrim'de oturarak güzel çay sefası sürebilirsiniz. Stadın yukarıdan görünümü bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca şurada Doğu Yurtlar var. Eğer ki ODTÜ'yü kazanır gelirseniz ya Doğu Yurtlar ya da Batı Yurtlar, o buradan gözükmüyor. Batı Yurtlar daha konforlu ama 4 kişilik. Doğu Yurtlar 2 kişilik ama eski 50 yıllık, 40 yıllık, 20 yıllık yurtlardan oluşuyor. Şu bir örneği böyle gidiyor. Sanırım 10 tane falan Doğu Yurdu var. Bakın şuradan girdim arkadaşlar, orada bir giriş var. Sonra şuradan yukarı çıktım, merdivenleri çıktım ve yukarı geldim.
sabah bahsettiğim ödül törenindeyim. Şu an yaka kartımı da aldım. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Gözde kan suda geldi. Niye bana hocam diyorsunuz? Bizim için herkes hocadır hocam. Teşekkürler. Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? Evet, GGT'nin YouTube kanalında yayınlayacağız da vlog çekiyoruz. Bayılıyorum GGT'yi, takip ediyorum. Her kristal ağaçlarına geliyorsunuz hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Garlikistan'dan. Garlikistan'da şöyle şey yapıp şöyle gözüküyor. Evet. Hocam etkinliğin sponsorusunuz. Aynen, Garlic Cafe olarak etkinliğin sponsoruyuz. Peki sizi sponsor olmaya iten neydi? Ya şöyle, zaten Oktü ile biz gastronomi topluluğuyla da çalışıyoruz. Genç girişimci arkadaş, topluluktan arkadaşlar da geldiler. Zaten bizim böyle bir etkileşimimiz var Oktü ile. Burada da yer alalım dedik. Çok da güzel yaptık. Çok süper oldu. Harika. Sabahki yağmur karla devam ediyor. Bütün felaketler ard arda geldi. Merhabalar, yanımda Kaan Sekban var. Hocam, üniversite öğrencilerine, tekrar üniversiteye dönseniz ne tavsiye ederdiniz? Tekrar üniversiteye dönsem ne tavsiye ederim? Vallahi gerçekten okudukları bölümün kendi istedikleri bölüm olup olmadıklarını kontrol etmelerini, gözden geçirmelerini, değilse hemen o bölümü değiştirmek için ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ederdim. Bu kadar mı? Bu kadar. Tabii bu da yani şey, aslında benim tavsiye edeceğim şeyleri şu an üniversite öğrencilerinin çoğu yapıyor. Yani daha kendileri olmak, daha kendi yolundan gitmek, anne babalar başta olmak üzere başkalarının ne dediğini çok da dinlememek. Yani duymak, evet buraya koymak ama hep şuradan, kalplerinden geçen neyse onun peşinden gitmelerini tavsiye ederim. Üniversiteden sonra da bunu böyle yapmalarını isterim. Çünkü en gerçek olan şey kendi kalbimizden gelen ses. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.